Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda bahsedeceğimiz kişiler Chris Kremers ve Lizanne Frewen adındaki iki kız. Çok yakın bir zamanda yaşanmış bir olay bu. 2014 yılında yaşanıyor. İki arkadaş hem mezuniyetlerini kutlamak hem de gönüllü çalışıp bir yandan da tatil yapmak amaçlı Panama'ya gidiyorlar. Panama'da tatil yapacaklar. Normalde 6 haftalık bir gezi düzenliyorlar fakat bu gezinin ilk 2 haftasında kendileri şehri gezmek ve şehirde neler olup bittiğine, etrafta neler olduğuna bakmak istiyorlar. Bu yüzden ilk 2 haftasında kendi yerlerine takılıyorlar. Fakat daha sonrasında bir ailenin yanında kalmaya geçiyorlar ve bu ailede 4 hafta kalma planları var. Bu 4 hafta içerisinde de hem gönüllü çalışıp hem gezecekler. Bulundukları yer Panama'da Buket adında küçük bir kasaba gibi bir yer. Lizanne ve Chris 1 Nisan 2014'te beraber yürüyüşe çıkmaya karar verdiler. Çevrede orman vardı çünkü ve bir volkanik dağ vardı. Asıl amaçları oraya gitmekti. Bu şekilde gezip ondan sonra geri dönmeyi planlıyorlardı. Akşamına döneceklerdi. Fakat burada mantıksız bir şey var. Çünkü 2 Nisan tarihinde zaten profesyonel bir rehberle birlikte aynı yerleri gezeceklerdi. Yani 1 Nisan'da kendilerini çıkıp gezmelerinin herhangi bir anlamı yoktu. 1 Nisan tarihinde evden saat 11'de çıktılar. Daha sonra iki tane Hollandalı çocukla yemek yerken görüldüler. Fakat fotoğraflardan da anlaşıldığı üzere bu kişilerle daha önceden tanıştıkları düşünülüyor. Ve beraber zaten denize giderken, partilere gitmişken falan fotoğrafları var. O yüzden o anda o gün tanıştıkları kişiler oldukları düşünülmüyor. O çocuklarla yemek yedikten sonra Sam ve Chris yollarına çıktılar. Fakat bundan sonra hiçbir şekilde ikisinden de haber alınamadı. Aynı zamanda yola çıkarken kaldıkları koruyucu ailenin köpeğini de yanlarına almışlardı. Köpeğin adı Blue'ydu. Fotoğrafını da bulabilirsem koyacağım. Blue aynı günün akşamı eve geri döndü fakat tek başına döndü ve kızların ikisi de yanında değildi. Daha önce de söylediğim gibi bu gezideki asıl amaçları bir volkanik dağ olduğu için o volkanik dağa gitmekti. Baru Volkanik Dağı'ydı sanırım. Ve yaşadıkları yere de çok yakın bir dağ'ydı. O yüzden oraya gidip bu volkanı keşfetmek istiyorlardı. Akşam köpek dönüp de kızlar dönmeyince aile endişelendi ve kızların kendi ailelerini aradılar ve herhangi bir şekilde haber alıp almadıklarını sordular. Geri dönmediklerini bildirdiler. Sonraki gün kızları gezdirecek olan rehber kızlar gelmeyince merak etti. Aileye sordu ve aile onlardan haber alınamadığını söyleyince o da meraklanıp kızlardan birisinin annesini aradı. Sanırım Lizanne'nin annesini aramıştı. Ve Lizanne'nin annesine nerede olduklarını sordu. Annesinin verdiği tek cevap, onlar Panama'dalar. Onlar Panama'dalar cevabını aldıktan sonra tur rehberi tamamıyla paniğe kapıldı. Çünkü Panama'da nerede olduklarını hiç kimse bilmiyordu. Bunun üzerine tur rehberi polisi aradı ve polis arama başlattı. 3 Nisan tarihinde hem şehirdeki insanlarla hem de polis ekipleriyle birlikte bir arama düzenlendi. Bu volkanik dağa giden yol ormandan geçiyordu. Ormanın içerisinde küçük bir yol vardı fakat kaybolmaya gayet açık bir yerdi çünkü çok sık bir ormandı. 6 Nisan tarihinde iki kızın da aileleri Panama'ya uçtular ve Panama'da tekrardan bir aramaya da katıldılar. 10 gün boyunca dedektiflerle ve köpeklerle birlikte bütün orman arandı. Halktan insanlar da aradı fakat hiç kimse hiçbir şey bulamadı. Kızlardan en ufak bir ize bile rastlanamadı. Haftalar sonra 14 Haziran gününde kızların gittiği yolda dolaşan bir çift bir çanta bulmuştu ve bu çantayı polise bildirdiler. Bu çiftin söylediğine göre kendileri aynı yoldan sürekli yürüyüş yapıyorlardı. Her gün o yoldan geçiyorlardı. Ve bir önceki gün o çantanın orada olmadığını söylediler. Sırt çantası Lizanne'e aitti ve çantanın içindeki şeylerin de bir listesi vardı. Onları da okuyacağım. Çantanın içerisinde 83 dolar para vardı. Aynı zamanda Lizanne'in pasaportu, iki kızın da telefonu vardı. Lizanne'in kamerası, iki bikini ve iki gözlük vardı. Aynı zamanda da bir tane su şişesi vardı. Bu çantayla alakalı garip olan kısımsa şu, bütün yağmura, o yaşadıkları yerin hava şartlarına rağmen hiçbir şekilde çanta zarar görmemişti. Sanki hiçbir şekilde dokunulmamış ve oraya bilerek bırakılmış gibiydi. Ve dikkatinizi çekerim, aramanın üzerinden yaklaşık 10 hafta geçmişti bu çanta bulunduğunda. Yani 10 hafta sonra bile bu çantanın hiçbir şey olmamış halde, dokunulmamış bir şekilde bulunması çok garip. Çanta bulunduktan sonra polisin tabii ki de ilk yaptığı şey kızların telefonlarını incelemek oldu. Lizanne'in telefonundan günler boyunca acil numaraların arandığı ortaya çıktı.
Defalarca aramış ama hiçbir şekilde ulaşamamıştı kimseye. Aramalardan ilki 1 Nisan tarihinde yola çıkmalarından sadece birkaç saat sonra yapılmıştı. Ve günler boyunca yaptığı aramalardan sadece bir tanesi hattın öbür ucuna ulaşabilmişti. Fakat bu da sanırım bir saniyeden daha kısa bir süre sürmüştü. 5 Nisan'da öğleden sonra saat 5'te Lisa'nın telefonunun şarjı bitip kapanmıştı. Chris'in telefonu ise gezileri süresince sürekli açılıp kapatılmıştı. Bunun sebebi de büyük ihtimalle şarjının bitmesini istemediğiydi. Bu yüzden telefonunu kapalı tutuyordu ve arada sırada açıp acil numaraları aramayı deniyordu. Fakat söylendiğine göre zaten bulundukları yer orman olduğu için aramalarının hiçbir telefon çekmediğinden öbür uca ulaşmıyordu. 6 Nisan tarihinde Lisa'nın telefonu bir kez daha açılmıştı ve defalarca yanlış şifre girilmişti. Yani açık ve net bir şekilde telefonu açan kişi Chris değildi. 11 Nisan tarihinde saat 10:51'de Chris'in telefonu son kez açıldı ve yaklaşık bir saat sonra falan kapandı. Bundan sonra hiçbir şekilde ikisinin de telefonu kullanılmadı. Bu dava ile ilgili olarak teorilere ve kanıtlara en çok yardımcı olan şey Lisa'nın kamerasıydı. Önceki günlerde çekilmiş o turistik gezi fotoğrafları falan haricinde 90 tane ardı ardına karanlıkta çekilmiş fotoğraflar vardı. Ve bu fotoğrafların hepsi aynı günde, aynı saatler içerisinde çekilmişti. Bu 90 fotoğrafın hepsi 8 Nisan gecesi saat 1 ve 5 arası çekilmişti. Ve hepsi flashlı fotoğraflardı. Ama fotoğraflardan hiçbir şey anlaşılmıyordu. Bazılarını da zaten videoya ekleyeceğim. Ardı ardına çekilen bu flashlı fotoğraflar için birkaç tane teori var. Bu teorilerden birisi yolu aydınlatmak için kullanmış oldukları. Fakat araştırmalarda gördüğüm ve okuduğuma göre bu gecenin zifiri karanlığında flash kullanmak insanın gözlerinde farklı bir tepkiye yol açıyor ve hiçbir şekilde gözleriniz tam olarak adapte olamıyor görünen şeylere. O yüzden yolunuzu bulmanıza yardım etmektense size daha çok zararı dokunuyor. Teorilerden bir diğeri de flaşı hayvanları korkutmak için kullandıkları. Üzerlerine gelen herhangi bir hayvan ya da böcek vesaire bir şey varsa onları korkutmak için çektiklerini düşünüyor bazı insanlar. Ama en yaygın teori ise kızların bir mesaj iletmeye çalıştığı. Bu fotoğrafların hepsi belirli bir düzen içerisinde çekilmiş. Yani ilkini bu şekilde çekip sonrasında yavaş yavaş yukarıya doğru çekmişler ve hani sanki yollarını göstermeye çalışıyorlar gibi o fotoğraf düzeni var. Bu 90 fotoğrafın sadece bir tanesinde Chris görünüyor ve alnında açıkça bir yara olduğu görülüyor. Bu çanta bulunduktan sonra tabii ki araştırmacılar çantanın etrafına yönelttiler genel olarak araştırmayı ve çantanın bulunduğu yerin yakınlarında bir kayanın üzerinde Chris'in şortu katlanmış bir şekilde koyulmuş bulundu. Aynı zamanda aramaların devamında birkaç tane daha şey bulundu ve bulunan şeyleri okuduğum zaman resmen hani ağzım açık kaldı çünkü inanamadım. Bunca şeyin bulunması ve ardından yine hiçbir şüpheli hiçbir şeyin bulunamaması bu vakaya dair çok ilginç bence. Bulunan şeylere geçiyorum. İlk olarak bir bot bulundu. Botun içerisinde çorapta bir insan ayağı vardı. Ayak bileğinden kopmuştu ve ayakkabıyla birlikte orada bulunuyordu. Aynı zamanda bu botun bulunduğu yere yakın bir yerde de bir leğen kemiği bulundu. Ve etrafta başka kemikler daha bulundu. Şimdi fotoğraflarını koyacağım. Botun da fotoğrafını koyacağım. Leğen kemiğinin de fotoğrafını koyacağım. Fakat ileriye sarabilirsiniz videoyu görmek istemiyorsanız. Çünkü herkesin görmek isteyeceğini düşünmüyorum. İnsanlar özellikle ayağın koparıldığını düşündüler. Fakat ben yaptığım araştırmalardaki diğer yorumları falan da okurken şunu gördüm. İnsan vücudu öldükten sonra çürümeye çok hızlı bir şekilde geçtiği için o ayak ayakkabının ağırlığından dolayı düşüp kopabilirmiş. Yani bunun öldükten önce olması gerekmiyormuş illaki. Ayakkabı buna yeterli bir ağırlık sağladığı için çürümeye başlayan bu vücut çok kolay bir şekilde atabiliyormuş o. Aramanın sonucunda 33 kemik daha bulundu. Bu 33 kemikten 28'i Lisa'ya aitti ve geri kalanı da Chris'e aitti. Bu 28 kemiğin çoğu Lisa'nın sol ayağının kemikleriydi. Aynı zamanda leğen kemiği de Chris'e aitti. Lisa'nın kemiklerinde hala et parçaları vardı. Derisinin bir kısmı hala kemiklerinin üzerindeydi. Fakat Chris'in kemikleri tamamıyla tertemizdi. Hiçbir şekilde ne bir et parçası ne bir deri hiçbir şey yoktu. Ve ilginç tarafı Chris'in kemiklerinin hepsinin rengi açılmıştı. Yani bir madde kullanılarak rengi artılmış bir şekilde bulunmuştu kemikleri.
Buna hiç kimse bir açıklama getiremedi. Fakat araştırmalar sonucunda bu kemiklerin misket limonuyla renginin açıldığı ortaya çıktı. Polis etrafı aradı fakat hiçbir şekilde etrafta herhangi bir madde bulunamadı. Aynı zamanda fosforla da açıldığı düşünülüyordu kemiklerin renginin. Fakat ne fosfora ne de misket limonuna herhangi bir şeyin izini rastlanamadı etrafta. Birçok insan ortaya şöyle bir teori attı. Bu kemiklerin rengini açan kişiler Meksika uyuşturucu kartelleriydi. Bunun sebebi de polisin otopsi sonuçlarını yayınlamamasıydı. Bu yüzden herhangi bir şekilde olayı kapatmaya çalıştıklarını falan düşündüler. Söylenenlere göre Meksika kartelleri herhangi bir kişiyi öldürürlerse kanıt bulunamasın, bütün kanıtlar yok edilsin diye kemiklerin rengini misket limonu gibi maddelerle açıyorlardı. Ve bu şekilde kendilerinden herhangi bir iz kalmıyordu. Ama dediğim gibi Meksika kartelleri olduğunu düşünülmesinin tek sebebi polisin otopsi sonuçlarını yayınlamamış olmasıydı. Fakat bunun dışında tabii ki insanlar bunun herhangi bir kişi ya da herhangi bir grup daha olabileceğini düşünüyorlar kendilerinin izi bulunmamasını istedikleri için. Bu bana pek fazla inanılır gelmiyor çünkü kızların ikisi de beraberlerdi. Bütün gezi boyunca yan yanalardı. Ve kızların birisine yapılan bir şey diğerine yapılmaması pek akıl eren bir durum değil açıkçası. Yani Lize'nin başına bir şey geldiyse büyük ihtimalle Chris'in başına da gelmiş olacaktı. Bu yüzden birisinin kemiklerinin tamamıyla izlerinin yok edilmesi ve diğerinin kemiklerinde hala et parçalarının vesaire olması bu teoriyi biraz çürütüyor benim fikrimce. Siz ne düşünüyorsunuz bunu da bilmek isterim ayrıca. Daha önce eğer merak edeniniz varsa kızların görüştüğü bu Hollandalı çocuklar ve kaldıkları aile de araştırıldı. Fakat ikisinden de hiçbir şey çıkmadı. Onların da hiçbir fikri yoktu nerede olduklarına dair. Ve onlar da herhangi bir şüphe göstermediler. Yaygın teorilerden birisi de eğer fotoğrafını bulabilirsem koyacağım. Kızların çantalarının falan bulunduğu yerin yakınında bir köprü vardı. Bu köprü yani her an yıkılabilecek bir köprüydü. Teori şu yönde. Chris bir köprüden aşağıya nehire düşmüştü. Ve Lizen de aynı hatayı kendisi de yapmamak, düşmemek için flashlı fotoğraflar çekip etrafını aydınlatmaya çalışmıştı. Nereye basıp basmayacağını anlamaya çalışmıştı. Ben açıkçası bu teoriye de inanmıyorum. Çünkü o zaman neden kemiklerin hepsi ayrı ayrı bir yere dağıtılmış bir şekilde bulundu? Ya da neden dediğim gibi birisinin ayağı kopmuş, birisinin kemiklerinde etler var ve birisinin kemiklerinin rengi ağartılmış? Yani bunların neden olabileceğine dair gerçekten hiçbir fikrim yok. Ama okuduğum bütün teorilerin hepsini de bir şekilde çürütüyor bunlar. Çünkü hiçbir şüpheli yok vakada. Hiçbir şekilde herhangi bir teoriyi kesin olarak kanıtlayan bir bilgi yok. Polisin otopsi sonuçlarını yayınlamaması biraz Meksika kartellerine yönelik bir teori uyandırıyor olabilir. Evet ama açıkçası onlar dışında herhangi bir insan da olabilir. Kesin olarak bunu da düşünemeyiz. Benim bu davayla alakalı bulduğum şeyler bu kadar. Eğer sizin de bir fikriniz varsa benim bu videoya dahil etmediğim ya da bu videoda eksik anlattığım, yanlış anlattığım bir yer olduğunu düşünüyorsanız lütfen yorumlar kısmında bunları anlatma konusunda rahat olun. Ben de bilmek istiyorum çünkü sizin fikirlerinizi, teorilerinizi. Dediğim gibi bu çok yakın tarihte olan bir olay. 2014 yılında yaşanıyor. O günden bu yana bu kızların hikayesi hakkında edinilebilen bilgiler sadece bu kadar. Benim bulduklarım bu kadar en azından. Bugünkü videoda bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve kırmızı butondan da kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Fakat burada anlaşılamayan bir şey var. Çünkü 2 Nisan tarihinde zaten bir ruhla... Çünkü 2...